Oğlum benim hafızam yavaş yavaş patates oluyor galiba. Oynadığım oyunları unutmaya başladım ya gittikçe. Gerçi bir yandan da güzel bir şey lan aslında baktığında yani. Daha önce oynadığım oyunları sanki ilk kez görüyormuşçasına tekrar oynuyorum. Ama bir yandan da garip bir şey, sevdiğim bir şey, ne kadar sevdiğini hatırlamak güzel, eyvallah o iyi. Fakat çok iyi değil de ortalamayı dediğim bir oyundan tiksinme noktasına gelebilmek çok garip. Ben bugün tiksindim dostlar. Ben bugün iğrendim. Ben bugün bu nedir kardeşim diye bağırdım. Şimdi de bunları böyle bir size anlatmak için buradayım da sanki son videolarda çok mu negatif gidiyorum acaba ya? Habire böyle bir sinir, habire bir gerginlik var üzerimde sanki. Hayırdır inşallah. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Bölüm 1. Önce bayıldığım oyun. Geçen haftalarda şu video içerisinde Mass Effect 1 ve Mass Effect 2'yi ele almıştık. Remastered versiyonları çıkınca Mass Effect'in 3 oyununu da oturdum, tekrardan oynadım. 2010'lu yıllara damga vurmuş bu oyunları bitirince anladım ki bu üçleme, şu Mass Effect üçlemesi benim hayatımda oynadığım en iyi üçleme olabilir. Hikaye olarak bu üçlemeden bütünlüklü bir şekilde bu kadar zevk aldım mı daha önce hatırlamıyorum yani. Banner Saga'yı hatırladım şimdi. Bu 3 oyunda birbiriyle organik şekilde bağlı. Harika işlenen bir ana hikaye, omuz omuz yürümesi çok keyifli yan karakterler, onların hikayeleri falan muazzam ötesi bir üçleme lan Mass Effect. Ciddi söylüyorum ya. Ya iyi olduğunu tabii ki hatırlıyordum ama bu kadar da iyi olduğunu hatırlamıyordum. Düşün abi, bu seri gerçekten de bugüne kadar oynadığım en iyi üçleme olabilir diyorum lan. Var mı ötesi? Çok iyi, o kadar sağlam, taş. E o zaman biz bu videonun başında niye bu kadar gerginiz diye konuşma yaptık? Çünkü ben bir şey yaptım. Ben bu üç oyunu bitirince yerimde duramadım. Ve gittim bu oyunlardan yıllar yıllar sonra çıkan serinin 4. oyununu da tekrar oynadım. Hatıramdan gitmişti zaten o da. Unutmuştum yani. Mass Effect Andromeda'ya bir tekrar baktım. Bu orijinal üçleme kendi içerisinde başlayan ve biten bir hikayeye sahip. Bu dördüncü oyunsa orijinal üçlemeyle alakasız bambaşka bir hikaye anlatıyor. Ancak sonuçta ortada olan bir Mass Effect kalitesi var. Aynı adı taşıyan oyunlar bunlar yani. Bu ortada olan kalitenin devam etmesi gerekmez mi? En azından beklersin abi devam etsin diye. Ama yani ama ne diyeyim ben şimdi? Bölüm 2. Bundan sonrası sinir. Şimdi burada size bir karşılaştırma yapacağım. Bunları neden sevdim, bunu neden sevemedim daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Mass Effect üçlemesi adına en çok beğendiğim şey abi orijinal oyunda hikayenin gidişi aslında. Özellikle 2 ve 3 bu konuda zirveydi benim adıma. Tüm oyun boyunca böyle çözülmesini beklediğim bir gizem var. Bu gizem yavaş yavaş açılıyor ve bence tatminkar bir şekilde de bitiyor. Nefis lan. 3. oyunun sonuna geldiğimde böyle vay babam vay diye sayıklıyordum kendi kendime. Peki bu Andromeda'da burada da bir gizem var ama bu gizem konusu nasıl işlenmiş ona bakmamız lazım. Bakın mesela şu anda Mass Effect Andromeda'da çok gizemli bir yerdeyim. Keşfedilmemiş bir uzaylı üstündeyim. İlk kez görüyorum, büyük olay. Tarihi bir keşif diyor oyun bize. İnsanlık tarihinde bir mihenk taşı olması gerek bu anın. Ya anladınız değil mi mevzunun ağırlığını? Buranın çok çok önemli bir yer olması lazım diyorum ama ben acayip baygınım, ben acayip sıkılganım, ben burayı zerre merak etmiyorum lan. Bir de buraya bakın abi, Mass Effect 2'deyim şu anda ve korkulan bir uzaylı ırkının mekanındayım. Çıkartma yaptık oraya, gizemli bir yerdeyim yani. Ve burayı keşfettiğim için acayip heyecanlıyım, acayip de meraktayım. Nereye gidecek bu mekan, bize ne sunacak, hikaye burada neyi açık edecek falan meraktan kuduruyorum ya. Peki bu fark neden? Aynı seri, aynı mantık, aynı şeyler hemen hemen ama aradaki eğlence ve merak farkı inanılmaz. Buradaki heyecanım 10 üzerinden 2 ise buradaki heyecanım 10 üzerinden 9. Peki niye? Çünkü Andromeda denilen bu oyun işin bokunu çıkarıyor da onda. Abicim bir hikayede gizem yaratmak konusunda bu kadar acemice bir iş yapılabilir mi ya? Oğlum oyuna başlıyorsun, daha ilk dakikadan oyunun başı direkt bak gizemle başlıyor. Yepyeni bir galaksiye adım atan ilk ekiptesin sen. Bu galaksiyi keşfetmen için göndermişler seni. Okey, baştan cepten gizem unsuruyla başlıyoruz. Süper güzel. 10 dakika sonra bir bakıyoruz 600 yıllık uykudan uyanmışız. Oha, ikinci gizem. 600 yıl geçen yolculukta acaba bulunduğumuz ortamda neler oldu değil mi? Ondan bir 10 dakika sonra insanoğlunun yaşayacağı yeni gezegene geliyoruz. Bak insanoğlunun yaşayacağı yeni gezegen olaya bak. Fakat o da ne? Gezegen ele geçirilmişçesine pisliğe bulanmış. Yabancı bir madde var burada. Hayda. Ama neden? Bir gizem daha. Gezegene iniyoruz. Silahlı bir uzaylı ırkıyla karşılaşıyoruz. Bambaşka bir canlı türü. Hayatımızda ilk kez görüyoruz. Kimdir bunlar? Ne amaçlarlar falan? Bu da bir gizem. Sonra bunlar bize sıkmaya başlıyor. Ama niye sıkıyor abi? Tanımadığımız yabancılar bize niye sıkıyor ki? Bu da gizem cepte. Sonra farklı uygarlık kalıntılarını keşfet. Gezegene in, keşfet. Teknoloji keşfet. Aileden kalma bazı gizemler olduğunu duyuyor. Onları merak et, keşfet. Yeter lan, yeter. 2 saatte 1810 tane gizem gösterdin bana. Baydım yemin ediyorum ya. Bak 2 saat diyorum abi. Yani bu oyuna yayılmış bir şey değil. Oyunun başında çürekle ağzıma soktular gizemi. Sonra da bana diyorsun ki bak şimdi yeni bir gizemli mekan var burada. Hadi keşfedelim. E baba 1811 oldu bununla beraber. Şimdi ben de şaşıracak, merak edecek bir takat kalmadı ki. Baydım ulan ben. Dümdüz baydım 2 saatte ya. Gizemden tiksindim. Misteri kavramının ağzına sıçmışsınız affedersiniz. Halbuki orijinal Mass Effect üçlemesinde bu olay çok iyi verilmişti abi. Siz bir dolu uygarlıkla bir arada yaşıyorsunuz. Karakteriniz zaten uygarlıkları biliyor, tanıyor. Siz de oyuncu olarak onun gözünden tanıyorsunuz bu uygarlıkları. Onların günlük yaşamları
adamların dertlerini falan gözlemliyorsunuz ama oyun bunu size gizem diye kaktırmıyor. Burada bir hayat var, gel tanık ol diyor oyun. Bir de bu uygarlıkların üzerine, bu yaşanan olayların üzerine bir adet büyük bir gizemi inceden bırakıyor. Ve bu gizemi de hayvan gibi boca etmiyor üzerimize. Önce yaşadığımız yeri tanıyoruz, yanımızdaki karakterleri, onların motivasyonlarını, siyasi süreçleri anlıyoruz. Bu ırk, bu ırkla niye hoşlaşmaz onu fark ediyoruz. Bunların üzerine de gizemi yavaş yavaş veriyor oyun. Fakat bu oyunda her şey gizem lan. Oyunun başından sonuna hep bir zorlama var. Bunu da merak et, şunu da merak et. Bak burada nerede dönüyor. Oho oğlum, oyun kürekle diyorum ya, ağzımıza sokmaya çalışıyor diye. Öyle olunca da beni bir itiyor kendinden. Ya biliyorum, evet, bu oyunun hikayesi abi aslında keşif timi olmak üzerine kurdu. Yani yabancı bir galaksiyi keşfediyoruz. Ana hikayemiz budur, okey. Kağıt üzerinde ilgi çekici de bir hikaye bu. Ama sen daha girişten bana bu kadar büyük gizem fırlatınca adapte olmam zorlaşıyor. Oğlum önce bir anlat lan bana, sen kimsin, bu kim, bu ortamın ağırlığı nedir, sizin iç dinamikleriniz nelerdir, çıkar çatışmaları yaşayan gruplar var mıdır? Merhabalar, 600 yıl uyuduk uyandık, hadi şimdi yabancı canlılar, yabancı gezegenler, keşif zamanı deyince ben de büyük bir olay yaşıyormuş gibi hissetmiyorum. Sanki takılmaya gelmişim gibi hissediyorum. Ki malzeme var ortamda, ara sıra oyun bu malzemeyi göstermeye çalışıyor. Ama yetersiz abi, dedim ya 600 yıl süren bir yoldan geldik diye. Ciddi bir şey bu abi, bu insanların bazıları ailelerini, sevdiklerini bırakıp gelmişler başka bir galaksiye diyorum. Ben gidiyorum diyorsun, bir gidiyorsun 600 yıl sonra bir uyanıyorsun yani. Diğer gezegendeki herkes öldü. Torunları falan çıktı belki sevdiğin insanların yani. Lan burada büyük bir dram yok mu ya? Çok dramatik bir şey oğlum bu. Mesela bu konunun işlenmesi çok etkileyici olmaz mıydı yani? Onun dışında bir de isyan çıkmış biz uyurken. Gruplar birbirine girmiş. Düşün ya abi, yeni galaksiye gidiyorsun. Irklar mırklar falan birbirlerine giriyor. Yönetimde kavgalar çıkıyor falan ama hiç yani işlenmiyor. Nefis bir iç dinamik çatışması, iç siyaset hikayesi falan değildi. Nedir bu abi? Bunları niye böyle güzelce işlemiyorsunuz anlamıyorum. Bahisleri geçiyor oyun içerisinde ama ya bunların içinde olmak ayrı, duymak ayrı, böyle oldu şöyle oldu diye. Hayır bir de şey çok enteresan yani. Bunu zaten iyi yapmış bir serinin devam oyunusun sen lan. Ya zaten iyi yapmış bunu birileri. Sen o örnek gösterilen oyunun devamısın acı. Çok uzağa gitmene gerek yok. Şöyle bir geçmişe bak, sensin o ya. Hikaye kısmı dışında oyun dizaynı da bayağı bir patlak ya. Ciddi şüpheleniyorum, bu oyunu yapanlar acaba bunları oynamadılar mı diye. Ya bakın, bir saattir bu gezegendeyim. Mal gibi bu gezegende duruyorum abi. Araba sürüyorum, şuraları aktif hale getiriyorum. Tek yaptığım şey bu. Aynı bulmaca gibi şeyleri çözüp çözüp duruyorum. Bakın bu aynı mekanda, aynı haritadaki 4. çözüşüm. Arka arkaya 4 tür bunları çözmekle uğraşıyorum. Henüz oyunun başındayım diyorum ya. Hakikaten oyun tasarım açısından ne alaka lan? Bir saat boyunca aynı haritada malak malak şunları çözmek falan ne abi bu? Kimin fikri bu ya? Ulan ben Mass Effect 2'de bir saatte 20 farklı mekan, 5 farklı hikaye görüyorum. Sen beni burada tek bir hikayeye sokmak için 4 tane aynı şeyden yaptırıyorsun. Abi bir tane yaptır anlarım ama 4 tane niye yaptırıyorsun ya? Bir de oyunun mantığını da açık dünya gibimsi yapmışlar, ona da ayar oldum. Ya arkadaş, bu açık dünya mantığını Mass Effect 1'de sene 2007'de, bak ilk oyunda kısmen denediler. Baktılar çalışmıyor bu fikir. İstedikleri gibi olmadı. Terk ettiler bu mantığı. Mass Effect 2'yi zaten anlattım. Açık dünya değil. Bölüm bölüm ilerliyorsun ama hangi bölüme gireceğini sen seçiyorsun gibi bir durum var. Mesela Mass Effect Andromeda'da bir görev almak istediğim zaman araçta bir ton mesafe kat ediyorum. Ya da böyle boş boş koşuyorum görevin olduğu yere doğru. Mass Effect 2'de abi basıyorsun gezegenin üzerine, tak oradasın. Sen şimdi açık dünyayı düzgün yapamayacaksan niye yani böyle bir şey yapıyorsun ki? Bak denemelerine karşı değilim. Yeni şeyler denesinler. Açık dünya haline getirsinler. Farklı şeyler denemek falan güzeldir. Eyvallah da baba, sen Ubisoft oyunu gibi bir şey olmuşsun. Hatta Ubisoft oyunda olamamışsın yani. Olmaya çalışmışsın. O kadar ucuz işler var ki oyunda delirdim. Bir göreve gidiyorum. Bir yerde eşya var, onu bulur musun diyorlar. Aracı atlıyorum. Gidiyorum abi. Eşya burada değil diyorum. Hay Allah diyorlar. O zaman devam et. Şuraya bak. Şurada olabilir. Peki diyorum. Tekrar gidiyorum. Bir daha bakıyorum. Burada da değil diyorum. Ha o zaman şuraya git. Oradadır belki diyor. Ya oğlum bu ne şimdi? Neyi uzatıyorsun ki sen? Ya bari farklı bir bahane öğret yani. Aynı bahaneyi iki kere, üç kere niye öğretiyorsun ya? Bu nasıl bir motivasyondur ya? Ya bunu kaleme alan insan dememiş mi abi? Ben Mass Effect yapıyorum. Bu kadar ucuz bahaneleri 5 kere kullanmayayım arka arkaya. Mario mu lan bu? Prenses bu kadar da değil Mario ya. O zaman zaten oyunun hikayesine girememişim. Bari yaptığım şeyler eğlenceli olsun abi. Açık dünya yapmak, beni boş boş koşturmak niye, hiç anlamıyorum ya. Abi bir oyun niye açık dünyadır? Açık dünyada bir şeyler keşfedersin. Anladın mı? Hani keşif yapılacağı zaman heyecan veren şeyler olur. Farklı tipler görürsün, farklı şeyler yaşarsın. Coğrafyaları keşfetmek keyif verir falan. Burada dümdüz kırmızılığın üzerinde yayla gibi koşturuyoruz. Başka gezegene gidiyorum, dümdüz maviyin üzerinde koşturuyorum. Ya bu keşfedecek bir şey yok, heyecan yok yani. Yapmak için yapıyorlar ya. Oyun hikayesinde tilt olduğumu söyledim zaten. Hadi hikayeye geçtim abi. Diyaloglar da aşırı garip. Ben diyorum Ankara, adam diyor Ankara. Hakikaten diyor bu arada Ankara diye. Dinleyin bakın. I detect unusual levels of electrostatic energy in the Angara. In the Angara. Oyunda Angaralılar var. Irkın adı bu. Angara ırkı. Ama gelip bir tarafa abi, diyalogların sırası mı şaşmış, ne olmuş anlamadım. Çok garip diyaloglar yani. Ben bir şey diyorum, karşındaki alakası saçma sapan bir şeye cevap veriyor. Ne konuşuyoruz oğlum biz diyesim geliyor. Misal bir karakter burada ikiye ayrılalım diyor. Bizimki de cevap olarak sen hiç korku videosu izlemedin herhalde diyor. Yani ne bu şimdi, izlemedim, ne olmuş yani? Bu mudur karşı cevap? Burada ikiye ayrılmalıyız. Sen hiç korku videosu izlemedin galiba. Evet, izlemedim. Bu mu yani şimdi?
Gelmişiz uzaylı üssün ortasına. Bunu mu konuşacağız yani? Ben diyorum iki yer alalım. Sen diyorsun video seyretmedin galiba. Seyretmedim. Ulan gerizekalı seyretmedim. Vallahi bazen karakterler muhabbet ederken o kadar kayboluyorum ki yani. Bir bakıyorum böyle ara sahne bitmiş diyorum. O kadar yani alamıyor beni. Halbuki orijinal oyun böyle miydi lan? Orijinal üçlemede abi bu neymiş şu neymiş Allah Allah bunlar ne yaşamış falan diye didik didik saldırırdım diyaloglara. Ana karakter dair bir falso. Jenerik bir tane tip koymuşlar abi. Genç bir olan çocuğu ya da kız çocuğu hangisini seçerseniz artık. Tipten bile fark ediyor aslında aradaki fark ama olay tip değil abi. Shepard abimiz karakter olarak yürüyen bir iradedir arkadaşlar. Normalde çoğu oyunda kahramanlarımız böyle iç çatışmalar yaşar. Bu işi yapabilir miyiz yapamaz mıyız her şey üzerimize geliyor falan der ya. Shepard'da böyle bir şey yok. Shepard herkesi motive eden görevine koşar adım yürüyen bir savaşçı iradeli vücut bulmuş halidir. Bu nedir? Bu işte Allah'ım gezegen keşfediyoruz ne kadar da eğleniyoruz diyen bir velet. Zaten bu oyunda genel olarak bir ciddiyet problemi var. Karakterler Hollywoodlaşmış, olayın büyüklüğü falan hiç hissettirilmiyor yani. Ulan yeni bir uzay teknolojisi buluyorum. Ya bu olayla alakalı kimse mi şaşırmıyor ya? Hala espri yapıyorlar birbirlerine oğlum. Vallahi bir ekibe değil de anaokulu bebelerine liderlik ediyormuşum gibi hissettim oyunda ya. Geri dön reis. Vallahi çoluğun çocuğun eline maşa ettin bizi be. Bölüm 3. Bir nefeslenip geldim. Sevgili oyuncu dostlar, Mass Effect'in oynanışı hiçbir zaman benim için birinci unsur olmadı abi. Yani oynanışı yüzünden oynamadım ben bu oyunları. Hikayesinden deli keyif aldığım için oynadım. Karakterlerle kurduğum ilişkiler falan hoşuma gitti yani. Ana hikaye hoşuma gitti. Bu yüzden de oyun beni oynamaya ittikçe itti. Fakat Andromeda'da 2 saatin ardından tüm karakterlerden tiksindim yemin ediyorum ya. Çünkü diyalog acayip, hikaye acayip, her şey acayip ya. Oyunun tek olumlu diyebileceğim yanı oynanışa getirdiği mobility abi. Karakterimiz çok daha aktif. Uçuyor, kaçıyor, fırlıyor. Gerçi burada da garip şeyler var ama o kadar da gömmeyeceğim şimdi oyunu. Yeter yoruldum. Fakat oynanış tarafına artı puan versek de görev ve hikaye falan inanılmaz kötü yani oyunda. Ki enteresandır misal ben Mass Effect 3'te de şikayet ediyordum. 3. oyunu oynamaya başladım abi. 2'den hemen sonra geçtim 3. oyunun başına. Ve 3. oyunda bir bok yemişler. Dönemin trendi diye olsa gerek. Her göreve bir tane savunma kısmı koymuşlar. Bir yere giriyorum böyle bana oyun diyor alanı savunman gerek. Öf diyorum tamam. Hiç sevmem savunma görevlerini. Başka bir yere gidiyorum orada da aynısını diyor. Ulan başka bir yere gidiyorum orada da savun diyor. Oyunun neredeyse her bir bölümünde olduğun yeri savun görevi var. Bu tamamen o dönemin aksiyon oyunlarından görülüp gaza gelinerek koyulmuş bir nane. Multiplayer test oyunumuzu oynasın hem oyunun süresi uzasın diye yapılmış bir şey yani. Abidik kubidik bir tasarım tercihi. Her bölümde illa bir savunma görevi koymak ne demek lan yani? Bokunu çıkarmışlar. Ama buna rağmen Mass Effect 3'ü Andromeda'ya tercih ederim çünkü oyunda bir akış var. Burada ise açık dünyada gezerken gördüğün tipleri vuruyorsun. Bir de boktan taraf şu açık dünyada bir yerdeki düşmanları vursan da tekrar spawn oluyorlar. Bir yeri temizliyorum. 2 dakika sonra bir geliyorum tekrar gelmişler. Öyle sabaha kadar sık bana diye tekrar gelip duruyorlar. Ulan diyorum ben daha seni yeni vurdum lan. Abi biz bir daha geldik diyorlar. Allah sizi kahretmesin ya. Vizyonsuz köpekler. Tasarımınız da bok gibi. Sadece sizinki değil tüm tasarımlar bir acayip. Ya bu kadını kim tasarladı mesela? Bu kadının rolü kritik lan bu oyunda. Niye NPC gibi duruyor oğlum bu kadın? Yazık değil mi lan kadına? Lan kadın demez mi benim senaryoda bir ağırlığım var. Bu tipim niye böyle diye. Vallahi çok yüklendim. Biraz rahatlamam lazım. Güzel şeyler söylemek istiyorum. Mesela sınıf sistemini ortadan kaldırmışlar ki oyunda verdikleri en iyi karar bu olmuş. Normalde Mass Effect abi bir sınıf seçtiğin zaman oyunun sonuna kadar onunla oynarsın. Askersen özel güç kullanamazsın mesela. Özel güç kullanıcısıysan askerin eriştiği silahların hepsine erişemezsin falan. Kısıtlıyor yani oyuncuyu. Günümüzde pek kalmadı bu tarz bir kısıtlama. Genelde oyuncu serbest bırakılır, istediğini seçer. Andromeda da bu tarzda gidiyor abi ki bu işi iyi yapmış yani. Karakterin ister özel güç kullan, ister silah, ister hepsini karıştırıp bir şeyler yap. Sana bırakıyor yani. Bu da oynanış keyfini arttıran bir unsur yani. Hakkını vereyim. Orijinal üçlemede aradığım bir noktaydı burası. Fakat o kadar görev tasarımı ve bölüm dizaynı falan yok ki oyunda. O kadar eksik ki her şey. Tüm oyun açık dünyada koşturmakla geçiyor. Canım sıkılıyor. Şu tarz mekanlar var mesela. Keşfedilecek mekanlar bunlar. Hepsi birbirinin aynısı abi. Hepsi ya. Ve bunlardan çok var oğlum. Yok buraya gir. Şimdi buradaki düşmanları temizle. Hadi tekrar buna benzer bir yere gir. Buradakileri de temizle. Abi seni 2017 elinde imkan çok. Niye aynı yerlere sokup duruyorsun beni? Oğlum sen bilim kurgu oyunusun lan. Serbestsin abi. Yani istediğin tasarımı yap. Serbestsin. Kılıfına uydurursun zaten. Bilim kurgusun diyorum. Altyapın var. Her şeyi yapabilirsin. Her şeyi ya. Bir ton farklı gezegen, bir ton farklı yaşam alanı hepsi sende lan. Ama sen ne yapıyorsun? Soğuk gezegen. Bakın bu gezegen yeni diyorsun. Aa öyle mi ne varmış diye bakıyoruz. Çok soğuk işte diyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Bir de çok sıcak gezegen yapıyorsun. Bakın bu gezegende çok sıcak diyorsun. Baba bu mudur ya? Bu mudur yeni galaksi için düşündüğün şeyler? Çok soğuk ve çok sıcak mıdır yani? Ya inanılmaz ya serbestsin diyorum ya. Abi uç ya. Uç lan. Yeni gezegen vizyonumuza bak ya. Bir taraf Antarktika bir taraf Sahra Çölü. Harika ya. Sanki Mass Effect Andromeda serinin geri kanalıyla hiç alakası yokmuşçasına yapılmış bir oyun yani. Hani o kadar başka bir şey olmaya çalışmış ki bir oyun. O kadar riske girilmiş ki. Aslında çok da girilmemiş lan. Bayağı Ubisoft oyunu olmak istemişler yani. Bilim kurgulu Ubisoft oyunu ama onu da becerememişler. Ulan aynı yıl çıkan Assassin's Creed Origins senden daha Mass Effect'tir yemin ediyorum ya. Assassin's Creed Origins da abi uzun yılların ardından Assassin's Creed serisinin köklerini değiştiren oyun olmuştu. Ve seveni çok oldu. Oyun tuttu. Sonra Odyssey geldi üzerine Valhalla geldi Ubisoft parayı vurdu. Andromeda da sevilseydi aynı etkiyi yapardı. Fakat sevilmedi. Ve oyun çöpe atıldı.
bayağı oyun gitti çöpe. Şimdi yeni Mass Effect oyunu gelecek ilerleyen yıllarda ama %99 Andromeda ile hiçbir alakası olmayacak. Bayağı orijinal üçlemenin devamı olan başka bir şey anlatacak yani. Hakikaten Andromeda yaptılar, güya devam edecekti, üçleme olacaktı, o büyük düşünüyordu falan. Şimdi çöpe atıldı yani beğenilmeyince oyun. Yazık ya, hakikaten yazık abi, insanların emeğine yazık ya. Yani çok kötü kararlar verilmiş ya. İnanılmaz, uygulamada iyi olabilirmiş bazı şeyler ama oyun çöp değil bu arada oğlum. Ya oyun, Mass Effect üçlemesini oynamadıysanız, eğer direkt bu oyunu oynarsanız hoş bir aksiyon bilim kurgu oyunu. Ciddi bir şey beklemeden oynayabileceğiniz bir oyun. Ama isminin ağırlığını taşıyacak bir oyun değil yani. Arkanda koca üçleme var, insanlar sana ayrı bir gözle bakıyor. Son olarak şunu da belirteyim, gerçi tahmin etmişsinizdir ama eski videolarımda da hikayesine değinmiştik çünkü. Mass Effect'in orijinal üçlemesini yapan kişiler yapmadı bu oyunu. Aslında problem biraz da orada ortaya çıkıyor. Biraz Anthem'in de bok yemesi var bu işte. Anthem'i yapıyorlardı falan filan, Andromeda'yı da başka ekip yaptı bilmem ne. İkisi de çöp oldu gitti. Yaptığınız işe... Neyse ya, umarım ilerleyen yıllarda Mass Effect o eski güçlü formüle geri döner yani. Ama Andromeda acayip sinirlendirdi beni ya. Oynarken ilk defa uzun yıllar sonra bu kadar sinirlendim bir oyunda yani. Ya bunu niye böyle yaptınız diye böyle. Bir de üst üste oynayınca oğlum çok göze batıyor lan. Hani normalde biz Mass Effect 3 2012'de oynadım ben, bitti. 5 yıl sonra Andromeda geldi. Şimdi direkt hatırlamadığın için o kadar sinirlenmiyorsun ama şimdi üçlemeyi oynadım, 100 saat geçirmişim yani, artık içimiz için ezberlemişiz, coşmuşuz, gelmişiz. Hadi diyorum 4. oyun, ki başında sardım bu arada. Aa dedim, güzel, yeni nesil bir oyuna geçiyoruz falan, eyvallah bilmem ne. Şimdi yeni nesil gibi geliyor tabii. 2012'den 2017'ye sıçrayınca sanki böyle yepyeni bir teknoloji görmüş gibi oluyorsun bir anda. 2 saat sonra abi artık şeydim yani, küfür etmeye başladım yani. Bitirmedim Andromeda'yı bu arada ama bitirmeye çalışacağım. Ama bu videoyu yapmazsam içim soğumazdı. Ben de böyle soğutuyorum içimi. Hadi görüşürüz, kolay gelsin.